Özlem Albayrak, Mine Kırık Kanat neden ciddiye almalıyız? Mine Kırık Kanat'ın sözlerini CHP'liler dışında kale alan kimse var mıdır bilmiyorum. Sadece cazgır üslubundan dolayı ne söylese irrite edici olmasından kaynaklanmıyor ama bu kale almama durumu Kırık Kanat ve benzerlerinin sözlerinin altındaki kafa yapısına da uzun süredir aşinayız. Hatta bu aşinalıktan bıkmış durumdayız. Dolayısıyla çoğu kişi Mine Kırık kanatının komik değil ancak trajik olarak tanımlanabilecek hezeyanlı taklitlerine gülüp geçti. Hem zaten insan başkalarının mağduriyetiyle alay ederken nasıl olur da ama şimdi biz de mağdur oluyoruz şeklinde bir cümle kurabilirdi ki. İnsanın en azından lafının başıyla sonu arasında tutarlılık olması gerekmez miydi? Yani sosyal medyada dönen yıl olmuş 2018 hala Mine Kırık Kanat gibilerini ciddiye alanlar var şeklindeki yorumlara katılmıyor değilim. Yine de 16 yıldır iktidarda olan sınıfı, topyekün sosyolojisiyle, siyasetiyle intikamcı olmakla, kindarlıkla suçlayanların hesap günü gelecek, biz de sizi mağdur edeceğiz, o havaalanının ismi de değişecek gibi sopayı aba altından göstermeye bile tevessül etmeden açıkça söylemesi ilginç. Zira mine kırık kanat ciddiye alınmaya değmez ama biliyoruz ki bu kafa sözcü kafası. Biliyoruz ki o salonda bulunanlar arasında Uğur Dündar'ından Ayşenur Aslan'ına, Selin Sayıkböke'sinden bir salon dolusu seyircisine dek kimse farklı düşünmüyor. Bu CHP'nin tamamı değilse de kemik kısmını temsil eden kitle anlamına geliyor. Televizyonda Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Cumhuriyet yazarı Mine Kanat ne demişti önce onu hatırlayalım kendileri neden şikayet ediyorlardı? Bizim dinimizi yaşamamızı engellediler, camilerimizi ahıra çevirdiler, dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula almadılar. Amerikalara göndermek zorunda kaldık. Böyle demiyorlar mıydı? Dinlerini yaşatmamışız. Efendim biz camileri kapatmışız. Bazılarına ahır yapmışız. Çocukların okumasına mani olmuşuz. Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette o gün de gelecek. O havaalanının sokaklarının ismi değişir. E hani rövanşist olan 16 yıldır hükümette olanlardı? Bu 16 yıl içinde yetişe yetişe kindar nesiller yetişmişti. E hani korkuyordunuz? O kindar diye sindirilen nesiller içinden bugüne dek biz de sizi mağdur edeceğiz, verdiğiniz isimleri geri alacağız diyebilen çıkmadı. Ama korkuyoruzcuların hukuken de sıkıntılı, düşmanlık eken, kin aşılayan, intikam büyüten cümleleri kurmaları en fazla meczup denilerek geçiştirildi. Nitekim Mine Kırık da yapılan bu oldu. Zira hukuken ciddiye alınsa değmez, alınmasa bu kezde yaptıkları her zamanki gibi yanlarına kar kalacak. Üstelik kırık kanatkiller yapılan havaalanından daha iyisini yapacağız demiyor. Yeni havaalanının adına Atatürk olarak değiştireceğiz diyerek tehdit ediyor. Kırık kanatkillerin kızdıkları şey Türkiye'nin neden daha hızlı kalkınmadığı değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın neden Ankara'da değil de İstanbul'da kutlandığı. Ufuk bu, muasır medeniyetler seviyesinden anlaşılan bu, modernleşmeden, ilericilikten, gericilikten, kalkınmadan, hizmetten anlaşılan bu. Sokak, cadde, havaalanı isimleri, heykeller, başı açık öğrenciler. Seçmeli Arapça yerine mandolin dersi koydun, bir de imam hatipleri kaldırıp köy enstitülerini açtın mı tamamdır. Gerisi, gerisi yok. Bugüne kadar yapılanlar tersine çevrildiğinde amaç hasıl olmuş demektir. CHP'nin genç kitlesi de aynı şekilde mi düşünüyor bilmiyorum. 40 yaş altı görece genç insanların hem zamanı hem de sosyolojik gerçekleri tespit etmeye, analiz etmeye ve sorunlara çözüm üretmeye daha açık, daha hevesli ve meraklı olduklarını düşünmek istiyorum. Zira aksi takdirde işimiz tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok zor olacak demektir. Çünkü siyaset sosyolojisinin temel ilkesinde belirtildiği gibi bir ülkenin gerçek bir demokrasi olabilmesi için sadece seçim sisteminin demokratik olması siyasi iktidarın ülkeyi demokrasiyle idare etmesi yeterli değildir. O ülkede siyaset kurumunun sac ayaklarından diğer ikisi olan muhalefet ve sivil toplumun da demokratik ilkelere saygı duyması, bu ilkeleri işletmesi şarttır. Aksi takdirde o ülkede demokrasi kötürüm kalmaya mahkumdur. Mine kırık kanatkilleri ciddiye almamakta ısrar ediyoruz ama belki de asıl sorun budur. Muhatabı çemberin, aklın, rasyonalitenin, makuliyetin dışına itmektir çünkü ciddiye almamak. Belki de bu yüzden ciddiye almak gerekir, laf anlatmayı denemek. Ve bunu mine kırık kanatkiller için değil, kendimiz için, en çok da ülkemiz için yapmak. En azından yeni gelen nesiller için iki kitle arasında düşmanlık ve nefret değil, sadece siyasi rekabet olması gerektiğini anlatabilmek. Bir ihtimal olarak bile güzel değil mi? Özlem Albayrak Yeni Şafak